Yar dolu, yaren dolu, adam gibi adam, insan gibi insan dolu Erzurum'la bir kez daha kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Elhamdülillah. Biliyorsunuz Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılındaki Pasinler zaferiyle Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Alvarlı Efe'nin ifadesiyle Erzurum kilidi mülkü İslam'dır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini kefensiz toprağa düşen binlerce şehidin omuzlarında yeniden yükselten de yine bu şehirdir, Erzurum'dur. Bu aziz şehrin insanları Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, her kökenden, her meşrepten insanıyla, İspirlisiyle, Karayazılısıyla Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk asrının Doğu Anadolu'muzdaki lokomotifi Erzurum'u, Türkiye yüzyılında kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Şu ihtişam her şeyi çok açık, net ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor. Gereğini de yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz her devirde bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok. Bizde hakikat var. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin tüm şehirleriyle birlikte Erzurum'un da altyapı eksiklerini giderdik. Hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik. Erzurum'a geldik. Kardeşlerim, İspir-Rize yolu, Karadeniz limanlarıyla Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım projelerinden biridir. Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu, üzerindeki toplam uzunluğu 1,5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve bir köprüyle birlikte bugün resmen hizmete açıyoruz. Erzurum'a bu yakışır. İspir'e bu yakışır. Rize'ye bu yakışır. Bir ucu da nereye? Ovid tüneline uzanan toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan bu proje sayesinde güzergah üzerinde yaz kış kesintisiz, güvenli, konforlu araç trafiği işleyebilecek. Çok daha huzurlu olacaksınız. Çok daha rahat olacaksınız. İnşası süren kırık ve dallı kavak tünellerinin bitmesiyle Erzurum'la birlikte ülkemiz içinde
hayati önem taşıyan bu projeyi tümüyle tamamlayacağız. Maşallah. Uçaklar ellerinizde. Kızıl elmayı almışsınız. Ve kızıl elmayla beraber uçuyorsunuz. Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir. Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız neyimiz var? Doğal gaz hatlarımız var. Bugün olur. Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğalgazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum'da yaptığımız doğalgaz yatırımları değerli kardeşlerim yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün resmi açılışını yapacağımız projelerden biri de Çat ilçemizdeki 261 adet afet konutu ve müştemilatıdır. Değerli kardeşlerim, Büyükşehir Belediye'mizin 2816 konutu ve 418 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projeleriyle Erzurum Kalesi Tarihi Kültür Yolu projesinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul ve Ankara'da başlattığımız yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören kültür yolu festivallerini Anadolu'ya da yayıyoruz. Önümüzdeki yıl 10 ilde yapılacak kültür yolu festivallerinden birinin adresi de neresi? Neresi? Ülkemizin önemli bir markası olma yolunda hızla ilerleyen kültür yolu festivaline Erzurum'un coşkuyla sahip çıkacağına inanıyorum. Erzurum'un son dönemde elde ettiği bir diğer başarı da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 2025 yılı turizm başkentliğine seçilmesidir. Kız sporları konusunda zaten ülkemizin parlayan yıldızı olan Erzurum'u inşallah sporun, kültürün, sanatın diğer alanlarında da hak ettiği seviyeye getireceğiz. Bugünkü açılış programımızda Büyükşehir Belediye'mizin binlerce kilometreyi bulan asfalt ve sati kaplama çalışmalarıyla çok sayıda sulama tesisi, gölet, millet bahçesi, otel, peyzaj projesi de yer alıyor. Ayrıca şehrimize kazandırılan 9 yeni okul ile güçlendirme ve doğalgaz çalışması yapılan okullarının Atatürk Üniversitemizin fakülte binası, kütüphane, müze ve diğer yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Şimdi geliyoruz özel sektör yatırımlarına. Oltu. Nerede? Sadece sen misin? Oltu Organize Sanayi Bölgemizdeki 10 fabrikanın, Yavuz Tekstil Fabrikası'nın, 2 otelin,
bir içme suyu fabrikasının resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 12,3 milyar lirayı geçen tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.